Kıymetli Hazırım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet. Türkiye büyük hedefleri olan bir ülke. Dünyada sözümüz dinlensin istiyoruz. Refah içinde yaşayan bir toplum olmak istiyoruz. Yaşadığımız topraklar bir istikrar adası, bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bütün bunlar için yapabilme iradesine ve bunu destekleyecek bir ekosisteme ihtiyacımız var. Rekabet yaratan bir üretim gücü ve ihtiyaç duyduğumuz yenilikçilik kapasitesi ancak bu şekilde açığa çıkabilir. Şüphesiz herkesin yaptığını yaparak bu hedefi elde etmemiz mümkün değil. Ülke olarak sıra dışı çözümler üretmemiz, beklenmedik bir şeyler yapmamız lazım. İnovasyonun temel mantığı da bu zaten. Ülkemizin hayal eden ve hayalinin peşinde koşan bir nesle ihtiyacı var. Çünkü sıra dışı bir başarı hikayesine ancak sıra dışı düşünen insanların öncülüğünde ulaşabiliriz. Bugün karşımızda sıra dışı işlere soyunmuş ve başarmış üç değerli kadınımız var. Hikayelerini kendi ağızlarından dinleme fırsatımız olacak. Alfabetik sırayla ilerleyeceğiz. Mümkünse 15'er dakikalık sunumların ardından soru cevapla, zamanımız yeterse tabii ki, paneli noktalayacağız. İlham verici bir toplantı olmasını diliyorum. İlk konuşmacımız Ayça Aslan Ergül. Ayça, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu. Karaciğer kanseri ve hücresel yaşlanma üzerine doktorası var. İskoçya Glasgow'da hücre hedefli kanser terapileri üzerine çalıştı. Son 3 yıldır Bilkent Üniversitesi'nde beyin yaşlanması ve yeni hücre oluşumu üzerine çalışıyor ve sinir bilim programında ders veriyor. Ayça sadece ömrümüzü uzatmakla uğraşmıyor, aynı zamanda gençlerimizi bilimle kaynaştırmayı amaçlayan Haydi Arkadaşlar Bilim Başına programını gönüllü olarak yürütüyor. Evinde 3 kedi ve 1 köpekle birlikte yaşıyor olması Ayça'yı biraz daha sevmemize neden oldu. Evet Ayça, söz sende. Çok teşekkür ederim. İzninizle ayağa kalkacağım, çok oturamıyorum. Biraz bir heyecan da oldu. Çok güzel bir kalabalık. Adım Ayça Arslan Ergül. Eşim Su Hanım'ın da az önce anlattığı gibi, ben de tekrar üzerinden geçeyim. Ben bir aslında bilim insanıyım. Bir sene öncesine kadar bunu söylemiyordum. Ben bilim insanı olmaya çalışıyorum diyordum. Artık bilim insanıyım diyorum. Çünkü projemin de hedeflerinden birisi bu. Motivasyonu ve insanların özgüvenini arttırmak. Ben Bilkent Üniversitesi Sinir Bilim Programı'nda ders veriyorum. Aynı zamanda da araştırmalar yapıyoruz. Çok yeni bir program. 2 yıldır öğrenci alıyor. Öğrencilerimiz bugün burada benimle birlikteler. Çok güzel bir ekibimiz var, dinamik bir ekibimiz var. Beyin yaşlanması üzerine çalışıyoruz. Eğitimim gereğince ben bir moleküler biyoloğum. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü 2001 yılında bitirdim. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hepatoloji Bölümünde uzmanlığımı yaptım. Sonra Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik'te karaciğer kanseri çalıştım. Daha sonra İskoçya'ya gittim. Kanser hedefli kanser terapileri üzerine çalıştım. Döndüm, 4 yıldır da Bilkent'te çalışıyorum. Hemen söyleyeyim, 37 yaşındayım. Liseden mezun olalı 20 yıl oldu. Yani 20 yıldır aktif olarak çalışıyorum, bilimin içinde çalışıyorum. Eşim Özgür Ergül de bir akademisyen. Dolayısıyla akademik bir evde yaşıyoruz. Kedilerimiz ve köpeğimiz de akademisyen. Herkes akademisyen bizde. Herkes bilimle uğraşıyor. Bugün burada sizinle birlikte olma sebebim ama bunlar değil. Haydi Arkadaşlar Bilim Başına projem. Ben bu projeyi 2014 yazında tasarladım. Daha sonra Talat Halman hocam, o zamanlar UNICEF'in başkanıydı. Ona bu fikrimi açtım. O da çok beğendi ve çok destekledi. Bakanlıklardan izinlerimizi aldık. Daha sonra da Aralık 2014'te ilk konuşmamı Ankara Fen Lisesi'nde yaptım. O günden bugüne de okulları gezmeye devam ediyorum. Şimdiye kadar 32 aktivite yaptık. Her okulda 1 saat konuşuyorum, 1 saat sohbet ediyoruz. Ama aslında her okuldaki konuşma benim de çok hoşuma gidecek şekilde 4-5 saate uzuyor sorularla birlikte. Öğrencilerle zaman geçiriyorum. İlk olarak bu bir pilot proje olacağı için Ankara'daki okullarla başladım. Ancak bu sene gelen davetler üzerine Ankara'nın dışına çıkmaya başladım.
Bu da gelen davetlerin olması Sabancı Vakfı'nın Fark Yaratanlar Programı sayesinde oldu. Fark Yaratanlar Programı'na seçilmem projenin duyulmasını sağladı. Çok da güzel bir video yaptılar. İzleyenler oldu, ulaşanlar oldu. Şimdi daha fazla öğrencilere ulaşma şansım oluyor. Özellikle Ankara dışındaki zeki çocukları görmek çok mutlu edici bir durum. Ben bu konuşmamda nelerden bahsediyorum? Öncelikle ben size başta kısaca bir CV'mi saydım. Öğrencilere de bunu sayarak başlıyorum. Fark ettiniz birazcık uzun sürüyor. Çocuklar da bunu öğrendikleri zaman ilk tepkileri ben bunu yapamam, bu ben değilim gibi oluyor. Çünkü genellikle sadece başarılarınızı sıraladığınız zaman insanlar size erişilmez biri olarak görüyorlar ve öğrenilmiş çaresizlikliği hepimizin yaşadığı bir olgu var. Lise çağlarında çok daha sık yaşanır, kız çocuklarında daha çok yaşanır. Ben bunu yapamam, o gördüğüm kişi ben değilim izlenimi oluşuyor. Halbuki bizi bu noktaya getiren başarısızlıklarımızın toplamı, onlara nasıl yanıt verdiğimiz. Ben de çocuklara tam da bunu anlatıyorum. Önce CV'mde yazanları söylüyorum, daha sonra da başarısızlıklarımı anlatıyorum. Nedir başarısızlıklarım derseniz, Fen Lisesi mezunuyum ben. Fen Lisesi'nde çok zor okudum. Hem yatılıydı hem de dersler çok ağırdı. Fizikten aram pek iyi değildi. Halbuki ben fizikçi olmak istiyordum o sıralar. Ve fizikçi olmak istiyorsanız lisede fiziği yapabiliyor olmanız gerekir. Öyle beklenir. Daha sonra Boğaziçi'nde okudum. İngilizce ile olan imtihanım başladı. Dersleri anlamıyordum, çok net bir şekilde söyleyebilirim. Boğaziçi'nden ben 2.32 ortalamayla mezun oldum, 4 üzerinden. O ortalamayla mezun olursanız herkes size aleni ya da aleni olmayan şekilde olmaz, o ortalamayla hiçbir şey olmaz derler. Ama daha sonra bir sürü işlere başvurdum. Bir sürü işlerden bir sürü redler aldım, bir sürü projeler başvurdum. Başvurup kabul aldıklarım, başvurduklarımın %10'u belki %5'idir. Yani çoğu redlerden oluşuyor. Yani bu noktaya gelene kadar bir sürü engellerim oldu. Bunları anlattığım zaman çocuklar biraz daha kendilerini özdeşleştirmeye çalışıyorlar. Benim programımın amacı da bu. Ben yaptıysam siz de yaparsınız, siz benden daha iyisini yaparsınız. Hatta bir aşama ileri gidiyorum. Ankara Fen Lisesi'nde en son azıcık tehdit ettim çocukları. Sizin bu ülkeye borcunuz var, yapmak zorundasınız diye. Benden daha iyisini. Okullardaki konuşmamın yanı sıra web sayfalarım var. Bu web sayfalarında birisi benim kişisel web sitem. Birisi Haydi Arkadaşlar Bilim Başına projesinin web sitesi. Her hafta neredeyim, nereye gidiyorum yazıyor. Bilimbaşına blogspot.com'u tavsiye ediyorum çok öğrencilere. Çünkü bilimsel makaleleri Türkçe'ye çeviriyoruz. İngilizce anlamaları çok zordur. Bilimsel makalelerin hepsi İngilizce. En son da YouTube kanalında bizim ekip arkadaşlarımızın laboratuvarda yaptığı deneyleri izleyebilirsiniz. Böylece moleküler biyoloji nedir, nasıl bir şeydir görmüş olursunuz laboratuvarı. Konuşmalarda bir sürü soruya cevap veriyorum. Bunlar en popüler sorularımız genellikle. Bilim insanı kimdir, neler yapar, hayatı nasıl geçer, sosyal hayatı var mıdır, hiç dışarı çıkıyor mu? Öğrenilmiş çaresizlik nedir? Beynimizin ne kadarını kullanıyoruz? Okulda öğrendiklerimiz gerçek hayatta ne işe yarayacak? Daha zeki olabilir miyiz? Benim kafamı basmadığı şeyler var, anlamadığım konular var. Bu nasıl oluyor? Moleküler biyoloji mi, tıp mı? 16-17 yaşındakilerin en çok sorduğu soru bu. Bir de moleküler biyologlar iş bulabiliyor mu? Bu sorulara sırayla cevap veriyorum. Daha da başka sorular gelirse üzerinden geçiyorum. Benim konuşmam 1,5 saatlik. Şimdi size burada sadece bu soruların bir tanesine değineyim. Hangisini seçersiniz diye sormak isterdim ama slaytlarım hazır. Daha zeki, çok daha zeki olabilir miyiz? Görüyorum ki burada yaş ortalaması şu anda 15 değil. O yüzden hepimizi ilgilendirecek bir soruya eğileyim dedim. Moleküler biyoloji mi, tıp mı sorusuyla ilgilenmeyebilirsiniz çünkü şu anda. Burada gördüğünüz bu bir beyin kesiti. Ben sinir bilimci olduğumu söylemiştim. Burada birazdan size göstereceğim bütün resimler bizim kendi datalarımız. Benim ve öğrencilerimin çektiği resimler, yaptığımız deneylerin sonuçları. O yüzden biraz da bilimsel sunum yapacağım çünkü bu bizim daha rahat olduğumuz bir alan. Bu gördüğünüz bir beyin kesiti, insan beyni olsaydı yukarıdan böyle kesilmiş olacaktı. Neyse ki insan beyni değil, rahat olabilirsiniz. Balık beyni, küçücük bir balığın beyni. Şu benim küçük parmağımdan daha küçük bir balık, zebra balığının beyni. Ondan yatay kesitler alıyoruz, daha sonra oradaki hücreleri boyuyoruz. Burada her gördüğünüz kırmızı nokta
Çizimde de gördüğünüz kırmızı noktanın aynısı. Nöronların bir tane soması olur. Yani çekirdeğin bulunduğu yer, bir de aksonu olur. Orada sinyal iletimi olur. Bizim burada her bir kırmızı noktayla gördüğünüz bir tane nöron. Balığın beyninde bu kadar nöron, yani bu kadar beyin hücresi olmasını beklemiyor olabilirsiniz ama var. Bir sonraki resimde ise bu gördüğünüz beyaz noktalar o anda çoğalmakta olan hücreler. Beyinde kendini yenilemekte olan hücreleri görüyoruz. Burada çok az gibi sayılsa da aslında bu çok ince bir slide'tır, 50 mikronluk bir slide'tır. Beynin tamamına vurduğunuzda 3000 hücre eder. Yani beynin balığın beyninde o anda 3000 hücrenin çoğalmakta olduğunu görebiliyoruz. Bu bizim için çok çok önemli bir bulgu, bizi çok heyecanlandıran bir bulgu. Bunun yorumu nedir derseniz, herhalde pek çoğumuza aynı şey öğretilmiştir. Beyniniz 3 yaşına kadar gelişir, ondan sonra bitti. Artık beyniniz gelişmez, yenilemez kendini, sabit. Zekanız da ilerlemez. Doğduğunuzda belli bir zekayla doğdunuz. Yanlış, tamamen yanlış. O bilgiyi artık silebilirsiniz hafızanızdan ya da doğrulayabilirsiniz. Benim, sizlerin, genç çocukların, küçük çocukların, 70 yaşındaki amca ve teyzelerin, herkesin beynini yenilemeye devam ediyor. Beynimiz sabit bir organ değil. Kendini yenilemeye, geliştirmeye devam ediyor. Kök hücreler bölünmeye devam ediyor. Ancak birazcık sayısı azalıyor yaşlandığımızda. İnsanda da yapılan datalar var. İnsanda da biliyoruz her gün 1500 kadar hücreniz sadece hafızadan sorumlu olan hipokampus bölgenize ekleniyor. Her gün 1500 hücreniz. Bunu bundan sonra sayabilirsiniz. Bugün 1500, yarın 3000, ondan sonra 4500 diye saymaya devam edebilirsiniz. Bu gerçek datıdır. Peki nasıl daha zeki olacağız? Gelelim, biz şimdi bu hücrelerin çok içine içine bakabiliyoruz. Bu bir mitokondri. Hatırladınız mı biyoloji dersinden? Çift zarlı. Daha sevdiğiniz, en sevdiğiniz organel endoplazmik retikulum. Bu endoplazmik retikulum. Herkes çok sever bunu. Etrafındaki siyah noktalar ribosomlar, yani protein makinalarınız, bir sürü var. Yine balığın beyninden. İnsan inanamıyor gerçekten. Balığın beyninde ribozom da var, mitokondri de var. Bilim insanı olmanın en güzel yanı bu. Biz yani hem gördüğümüz şeyi anlayabiliyoruz. Hani buraya baktığımda şu anda görmüyorsanız hiç sorun değil. Çok bakmanız gerekiyor. Elektron mikroskobu resmi bu. İlk gördüğünüzde anlamanız çok zor. Ama biz bunları anlayabiliyoruz ama daha da güzeli kendimizi görebiliyoruz. Yani ben her şeye kendim bakmayı severim. Kitapta gördüğümle acaba gerçekten mitokondri öyle mi, çift sarı var mı? Endoplazmik retikulum öyle uzun mu? Ribozomlar çok mu, az mı? Onu kendimiz görebiliyoruz. Hatta bir aşama ileri gittim. Ben bu benim beyin resmim, MR resmim. Kendi beynime de baktım. Var mı içinde? Gerçekten orada mı? Zarı falan yerinde mi? Böyle şüpheci insanlarız. Şimdi gelelim daha zeki olma konusuna. Bu bir nöron, beyin hücreniz. Bunlardan daha çok yapıyorsunuz ve her zaman, her gün yapıyorsunuz. Ama bunların sayısını arttırmak lazım. Bir de bunun ortamını biraz zenginleştirmek gerekiyor. Nöronların beyin hücrelerinin destek hücreleri vardır yanında. Bazı yaşamsal faktörler etki ediyor bu sürece. Bu henüz çok yeni bir konu, araştırılmaya devam ediyor ama pek çok bilimsel datanın gösterdiği bazı bulgular var. Birincisi, iyi bir uykuyla bu destek hücrelerini sağlamlaştırabiliyorsunuz. Böylece beyniniz daha destekli, daha sağlam bir yapıya sahip oluyor. İyi bir gece uykusu. Bu güzel bir haber herkes için. İkincisi, egzersiz yaparak, çok hafif egzersiz yaparak, hafif egzersizin tanımı haftada 3000 yarım saattir, kendinizi çok yormadandır. Bu kadarla bile sayılarınızı arttırabiliyorsunuz. İşte günde 1500 hücre yerine 1600-1700 hücre yapabilirsiniz veya azaldıysa arttırabilirsiniz. Klinik depresyon azaltır. Bunları biliyoruz şimdiye kadar. Ama benim en sevdiğim bulgu bu değil. Bu hücrelerin fonksiyonel hücreler olması gerekiyor. Yani birbirleriyle etkileşim halinde olması gerekiyor. Ben bunu liselerde şöyle anlatıyorum. Bir Facebook sayfası açtınız, status update yaptınız. Durumunuzu güncellediniz ama hiç arkadaş eklemediniz. Bu yeni doğmuş bir nöron, yani şu, bu. Ama yeni arkadaşlar eklediniz, hatta o arkadaşlardan 100 tanesi falan, 200 arkadaş eklediniz, 100 arkadaş durumunuzu beğendi. Bu artık siz o insanlarla bir iletişim halindesiniz ya, sinyal gidip geliyor aranızda, o da artık hücrelerin bu hali oluyor. İşte Facebook'unuzu çok süslediniz, resimler falan yaptınız.
O da bu hali. Yani fonksiyonel hale getiriyorsunuz. Bunu beyninizde yapmanızın bir tane yolu var şimdiye kadar bildiğimiz. Çaba gerektiren öğrenme. Çaba gerektiren öğrenme ne demek? Her öğrenme öğrenme değildir. Eğer bildiğiniz bir şeyi pekiştiriyorsanız o sadece var olan nöronlarınızın bağını kuvvetlendirir. Ama yeni doğmuş bir nöronunuz böyle etrafıyla iletişim halinde olsun, yani oraya sabitlensin, kalıcı olsun, kalıcı bir nöron olsun istiyorsanız, sizi yaşlılığa taşısın, yaşlanmanızı biraz daha geciktirsin istiyorsanız çaba gerektiren öğrenme yapmanız gerekiyor. Sudoku çözebilirsiniz, o da çaba gerektiren öğrenmedir. Yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Ancak çocuklarınızı her gün okula gönderirseniz, 8 saat peş peşe gerçek hayatta ne işe yarayacaklarını bilmedikleri şeyler öğretirseniz, evet bunun gidişatı olumsuz gibiydi ama evet bu da çaba gerektiren öğrenmedir. Okullar faydalı yerlerdir. Gele gele bu sonuca geldim. Okula gidin, dersinizi dinleyin, dersinizi çalışın, her gün biraz daha çalışın. Onunla çaba gerektiren öğrenmeyi sağlamış oluyoruz. Şimdi burada yine bir elektron mikroskobu görüntüsü var. Bu sefer yanına şeyini çizdim, sembolünü çizdim, şematik halini çizdim. Her öğrendiğiniz şeyi bir kere daha tekrar ettiğinizde de bu iki sinir hücresi arasındaki etkileşimi görüyorsunuz burada. Buna sinaps diyoruz. İki sinir hücresinin etkileşimi, sinyal alıp verdikleri elektrik akımının değiştiği yerdir burası. Bunu kuvvetlendiriyorsunuz her tekrarınızda. Bir şey öğrendiniz, burada bir reseptör, tekrar ettiniz ikinci reseptör, tekrar ettiniz üçüncü reseptör gibi. Çok bu kadar lineer olmasa da böyle bir ilişkisi var. Tekrarlarla da öğrendiğiniz ve kurduğunuz bağlantıları kuvvetlendirebiliyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar. Eğer bu konularda daha fazla şey öğrenmek isterseniz, bu benim e-mail adresim. Başta söylediğim konularla biraz daha açabilirim, biraz daha konuşabiliriz, biraz daha tartışabiliriz. Ama öncelikle benim hedefim liseler. Çünkü en çok onlarda görüyoruz. Yani ben yapamam, bu benim harcım değil, benim bu derse kafam basmıyor gibi şeyleri en çok liselerde görüyoruz. Bu benim çok geri döndürmeye çalıştığım bir şey. Neden? Çünkü öğrenciler gerçekten çok zeki, bazı öğrenciler çok zeki. Böyle gözlerinin içi parlıyor ve bilim insanı olmak için ihtiyacınız olan tek şey o. Böyle gözlerinizin içinin parlaması, bir şey gördüğünüzde heyecan duymanız. Ortalamanız hangi dersten kaç aldınız, neyi ne kadar yapıyorsunuz, neye kafanız basıyor, neyi yapamıyorsunuz, hangi ödevi ne zaman teslim ettiniz bunlar önemli değil. Önemli olan sürekli yola devam etmek. Sürekli ne istiyorsanız onun peşinden çalışmaya devam etmek, pes ettikçe tekrar devam etmek, pes ettikçe tekrar devam etmek. Birincisi. İkincisi de ben kız çocuklarını çok önemsiyorum. Çünkü kız çocukları daha çok kendilerini geri çekiyorlar. Oğlan çocuklarında birazcık daha ataklık var. Onlar o ataklıkla kurtarabiliyor. Ama 15-16 yaşında bir kız çocuğu zehir gibi bir zekası olup ben bunu yapamam dediğini çok görüyoruz. Ülkemizin her yerinde var, dünyanın her yerinde var. Sadece bize özgü değil. İngiltere'de, Amerika'da da var. Ama biz bilimsel çalışmalarda ve mühendislik eğitimi gerektiren alanlarda kadınların katılımı en az erkeklerin katılımı kadar olmak zorunda. En azından %50-%50 olmak zorundayız. Ülkemizin gelişimi, bilimin gelişimi ve insanlığın gelişimi için bu çok önemli. Kadınların da katılması vazgeçilmez bir unsur. Ve bunu da sağlayabileceğimiz yaş, tabii ki bunu her zaman söylüyorum. 40 yaşında üniversiteye başlayabilirsiniz, doktoraya başlayabilirsiniz, hiç sorun değil. Ama 15 yaşındaki kız çocuklarında bunu sağlayabilirsek daha çabuk yol alacağımı düşünüyorum. Şu anki çocukların 20 sene sonra daha fazla bilim kadını, daha fazla iş kadını, daha fazla yönetici kadın olmaları için çaba sarf ediyorum. Benim bu programdaki bütün amacım bu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ay, çok teşekkür ederiz. Ayça'ya teşekkür ediyoruz. Biraz moral olduk. Çünkü ben her gün her şeyi unuttuğumu düşünüyordum. Bir işin moral verdi bize. Biliyoruz ki bilimle barışık olma konusunda insanımızın hiçbir eksiği yok. Eşit şartlar sağlandığında bu durum çok net olarak ortaya çıkıyor. Amerika'da Doktor Mehmet Öz başta olmak üzere 5000 doktorumuzun varlığı, Nobel ödüllü olan Aziz Sancar'ın Mardin savurlu olduğu gerçeği ortada. İnşallah yakın bir gelecekte bilim Nobel'i alan kadınlarımızı da görürüz. Şimdi sırada yerinde duramayan bir isim var. Melis Abacıoğlu Sezener. Melis Alman Lisesi mezunu. Kolombiya Üniversitesi Matematik ve Sanat Tarihi bölümlerini bitirdi.
hummalı bir kişisel gelişim yolculuğu sonunda kendisine en çok ilham veren uğraşın insanları sporla harekete geçirmek olduğunu fark etti. Önce Hareket Candır'ı kurdu, ardından Kızlar Sağda projesini yarattı. Bu hareket hikayeyi Melis'ten dinleyelim. Melis'in eşi de İzmirli bu arada. Alo. Ses geliyor, tamam, süper. Ben o zaman anneannemin bir anekdotuyla başlayacağım. Anneannem hep derdi ki, uzaylılar bir gün bizi izlerse, orada oldukları yerden her neredelerse, en çok şaşıracakları şey bizim bu oynadığımız, deliler gibi oynadığımız futbol olacaktır derdi. İşte 22 adam klasik bir topun peşinden koşturuyorlar. 90 bin adam da ya da kadın da onlara oturup stadyumun bir kenarından izliyor. Bu nasıl iş derdim. Ben de kesinlikle aynı fikirdeydim onunla. Ta ki bu işe kendim el atana kadar. Biraz onun hikayesini anlatacağım ama öncelikle bu odadaki futbol seyircisinin ellerini bir görebilir miyim? Okey. Dünya ortalamasıyla pek gitmiyoruz, paralel gitmiyoruz şu anda. Dünyada 3 milyar futbol izleyicisi var. İnanılmaz bir rakam. Yani bu çok büyük bir endüstri. Kadın, erkek, yaş, yer dinlemeden gerçekten herkes futbol aşığı dünyamızda. Ve ben de futbolun dönüştürücü gücünü kullanmayı bundan 4 sene önce öğrendim. Hikayem dediği gibi Amerika'dan döndüm. Amerika'dan döner dönmez sağlık sektöründe çalışmaya başladım. Yöneticilik yapıyordum ama çok mutsuzdum. Yani bir şekilde doğru yerde olmadığımı hissediyordum. Nedir diye aranırken bir anda eşim İzmirli, Yunus'la birlikte Hareket Candır'ı kurduk. Hareket Candır bir kar amacı gütmeyen, insanları sporla hareket etmeye ilham veren bir oluşum. Şimdi 7500 üyesi var, o zaman yoktu. İlk kurduğumuzda o kadar heyecanlandım ki daha böyle bir 100 üyemiz falan var. Ben istifa ettim, annem çıldırıyor tabii. Ne yaptım kızım diye. Ama dedim ki aynen böyle bir şey yapmak istiyorum ben anne dedim. Ve kendi şirketim Aktifit'i kurdum. Benim asıl işim yani girişimim Aktifit ve Aktifit'le beraber kurumsal firmaların çalışanlarını hani biz bütün gün boyunca oturup 15 saat iş yapıyoruz ya evet oturmayalım diye ayağa kalkalım, hareket edelim, sağlıklı olalım diye projeler üretiyorum. Harika da bir ekibim var şu anda. Tam o sıralarda işte şirketi yeni kurmuşum, işler iyi gidiyor. Tam o aralarda Serra diye bir arkadaşım bana telefon açtı. Dedi ki Melis hadi gel bu akşam futbol oynayacağız. Ben dedim bu kızın başına kesin tuğla düştü. Yani ben kim? Futbol kim? O kim futbol kim? Ne alakamız var futbolla? Ama neyse tamam dedim madem çok ısrar ettim ben geliyorum futbol oynamaya. Bu o gece, hayatımda ilk defa futbol oynadığım o gece bu. 18 kadını bir araya getirmiş Serra. Yememiş, içmemiş. Hepimize böyle yeşil tişörtler, pembe tişörtler yaptırmış. Böyle bir yaz gecesi. Bütün erkekler orada kenarda dinliyorlar bizi işte. Bizim kızlar top oynayacak diye. Ve ben sahaya çıktım ve hayatım değişti. Biraz önce sen bahsettin. Hani kızlar, kız çocukları dedin. Belki birazcık daha çekingen olabiliyorlar dedin. Ben de aslında bir örneğim bunu. Yani her zaman çok dışa yönelik bir çocuktum. Her zaman lider ruhluydum ama şunu çok iyi öğrenmişim. Lise döneminde ben okumayı acayip severdim. Yani sabahtan akşama okuyayım, hala öyleyim. Okuyorum. Bizde okuyana ne denir? Yedek. Teşekkür ederim. O zaman o kadar iyi öğrenmişim ki bir şeyle ilgili tutkun varsa aman onu gösterme, cebine koy. Sakın ha onu göstermeye kalkışma. Sheryl Sandberg, Facebook'un CEO'su belki duymuşsunuzdur daha önce. Bir akım başlattı bununla ilgili. İki çocuğu alın diyor. Bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu. İkisinin de aynı özellikleri olduğunu düşünün diyor. İkisi de buyurgan, emredici. İnsanları örgütleyip bir şeylere saldırtıyorlar. Her ikisine de ayrı sıfatlar söylersiniz diyor. Kız çocuğuna dersiniz ki aman ne kadar şımarık, ne kadar nazlı, ne kadar işte şirret dersiniz. Ama erkek çocuğuna ne dersiniz? Lider ruhlu. Boss versus bossy. Yani artık bossy demeyi bırakın kız çocuklarına diyor. Yani gerçekten dünyada da olan bir fenomen. Sadece hani ben tutkuluyum, lider ruhluyum, şeylerin arkasından gidiyorum. O yüzden bana inek diyorlar, ben kendimi geri çekeyim olayı. Sadece Türkiye'de yok, dünyanın her yerinde var. Ben o gece sahaya çıktım. Öyle hırsımı kenarda tutayım falan imkanı yok. Sahaya çıktım, önümdeki kızı öldürmek üzereyim. Yani direkt aldım yere indiriyorum kızı falan, çelme falan takıyorum. Dedim yani bu hırs nereden geliyor ben hani hırsımı göstermiyordum ne oldu bana? Bir anda şeyi fark ettim. Ekranda gördüklerimi o anda daha önce hiç futbol oynamamışım ya. Ekranda gördüğüm örnekleri ben orada modelliyorum.
Yani bir Messi var. Messi tutkunun böyle vücuda gelmiş versiyonu. Ben onu modelliyorum. Ama bunu yaparken de normalde kötü hissederim. Yine de kötü hissederim. Yani hırslı olduğum için kötü hissederim. Ama o akşam onu hissetmedim. Çünkü kendim için değil ya bu hırsım. Takım için. Bir anda mübah oluverdi benim kafamda bu. Hırsıma ve tutkumu bu şekilde dışarıya vurabilme bende gerçekten inanılmaz bir dönüşüm yarattı. Her ne kadar 6-2 o gece yenilmiş olsak da. Eve geri döndüm ve Yunus'la konuştum. Dedim ki bunu bütün kadınlara götürmemiz lazım. İnanılmaz bir platform. Yani doğduğumuz günden itibaren bunu görüyoruz ama sahaya biz çıkmıyoruz. Bunun acayip dönüştürücü bir gücü var, bunu kullanmam lazım. Ne yapacağım dedim. O da dedi ki ben sana bir turnuva nasıl yapılır onu anlatayım, sen bir git onu yapmaya çalış bakalım nasıl olacak dedi. Adına kızlar sahada koydum. Ve geçtiğimiz 3 senedir de kızlar sahada yapıyoruz her sene Mayıs ayında. İnanılmaz bir ivme aldı kızlar sahada. Bunu açtık ilk sene 16 takım katıldı, ikinci sene 32 takım katıldı, üçüncü sene 56 takım katıldı. Bu takımların da %95'i daha önce hayatta hiç futbol oynamamış kadınlardan oluşuyordu. Yani burada şimdi oynayın desem kaç kadın oynar? İşte bu. Tamam. Sunumun sonunda herkesin elini kaldırmasını bekliyorum. Ama şaka bir yana bu inanılmaz bir hareket halini aldı. Yani bu sene şu anda, geçen sene 56 idi, şu anda sadece turnuvaya 6 hafta kaldı. 60 tane takımımız var kayıtlı. Her geçen sene de bu sayı artmaya devam ediyor. Ve benim o gece yaşadığım dönüşümü bu kadınlar da sahada yaşamaya devam ediyorlar. Bir takım toplumsal cinsiyet ne diyeyim kalıplarını da kırmaya, tekrarlarken farklı şekillere getirmeye de devam ediyoruz kadınlar olarak. Futbolumu da oynarım, topuklu ayakkabımı da giyerim diyoruz kimi zaman. Ya da çocuğumla da sahaya gelirim diyoruz. Ya da takım ruhunu bu şekilde yaşayabiliyoruz. Benim için dönüşüm hikayeleri çok kıymetli. Dönüşüm hikayelerinden bir tanesi Birce. Birce basitçe bir satış temsilcisi olarak başlıyor. Yazmışım galiba hayalim. Borusan'da bir satış temsilcisi olarak başlıyor. İlk sene işte takımının kaptanı, biraz şirket içinde duyuluyor falan. İkinci sene birazcık daha öne çıkıyor. Üçüncü sene takım finale kalıyor. Bu sefer birisini terfi verme zamanı geldiğinde bir C-level, yüksek seviye bir yöneticinin aklına şey geliyor. Bizim şu kız futbol takımının başındaki kadının adı neydi diyor. Birce diyorlar. Birce terfi alıyor. Enteresan yan etkileri de ve dönüştürücü etkileri de olabiliyor yani kızlar sahanın. Ecem de Procter & Gamble takımının kaptanı. Fark ettiyseniz şimdiye kadar burada takımlar kurumsal firma olarak da gelebiliyorlar. Zaten işin sürdürülebilirliğini kurumsal firma katılımları sağlıyor. Dışarıdan gelen katılımları ya da gençlik katılımlarını biz bu şekilde kompanse edebiliyoruz. Çünkü ne yazık ki bir sponsorumuz yok. Dehşet verici değil mi? Değil mi? Evet. ve burada da Ecem'in hikayesi var. Ecem dedi ki yani biz acayip böyle çok donuk bir firmayız. İmkanı yok. Hayatta bizden bir şey çıkmaz dedi ve Ecem gidip herkesin masasına tek tek herkesi böyle darlaya darlaya bir takım çıkardı ve şu anda şirket içinde bizi bağlayan en önemli şey bu kadın futbol takımında yaşadığımız deneyim diyorlar. Bir hikaye daha var. O da Sevgi'nin hikayesi. Sevgi dedi ki ilk geldi bize ben oynamak istiyorum ama oynayamayacağım. Neden oynayamayacaksın? Ne oldu? Sakatlandım. Hayır, eşim izin vermiyor. Niye izin vermiyor? Ya işte futbolu kadınlar oynar mı? Aralarında konuştular ve sonunda geldiğimiz noktada şöyle bir şey oldu. Sevgi oğluyla beraber sahaya geldi. Yanında eşi vardı. Eşi böyle pankartıyla beraber şey diyordu. Haydi Sevgi, golleri sen atarsın. Yanında da erkek çocuğu minik şey diye bağırıyor saha kenarında. Baba, baba, anneme bak futbol oynuyor diye böyle dehşet içinde saha kenarına koşuşturuyor. Yani bir kalıpları kırdığımız bir yer daha oldu bu bizim için. Ve sonuncu hikaye belki de Mudo'nun CEO'su Barış Hanım oynuyordu bizde. Biz dedik ki herhalde takım kaptanı olacak. Hayır, 22 yaşında Funda'ya verdi takım kaptanlığını. İçeride hiyerarşi ve liderliği tamamen sorgulatan, acayip dönüşüm yaratan bir iş oldu bu da. Bu da onların takımının birkaç görseli. Biraz daha zaman. Bunlar da bizim ekip, çılgın ekip. 3 kişilik bir takımla bunu organize ediyoruz. Ve bizim için en heyecan verici şey sadece bizim için en heyecan verici olan şey kadınları takım ruhuyla güçlendirmek. Bunun için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Sadece futbol değildir bu diyoruz. Sosyal pankartla mesaj da vermektir diyoruz.
Ama diyoruz ki bir takımı oluşturan şey sadece pankartı ya da sadece ruhu ya da sadece rengi midir? Hayır, değildir. Aynı zamanda diyoruz onun kostümüdür. Yani bu yine onlardan bir örnek. Aynı zamanda oğluyla beraber sahaya gelmektir. Kimi zaman ünlü bir futbol devinin söylediklerini tekrar etmektir. Kimi zaman da babaya oğlunu emanet etmektir. Çünkü bizdeki bence kızlar sahadaki kızlar sahadaki en efsane şeyin gerçekten de şu metafor olduğuna inanıyorum ve bence bunun Türkiye'yi değiştirecek gücü var. Kadın futbolu diye bir şey var. Erkek futbolu diye bir şey var mı? Yok. Ne kullanıyoruz onun yerine? Futbol kullanıyoruz. Futbol cinsiyet yüklü bir kelime. Biz o zaman kadını sahaya çıkarttığımızda ne yapmış oluyoruz? Kadına bir erkek işi yaptırmış oluyoruz, değil mi? Yani kalıplarda bir erkek işi yaptırmış oluyoruz ona. Biz diyoruz ki kızlar sahada da kadını erkek sahasına çıkartıyoruz ama erkeklere de sağ kenarına gelin lütfen destek olun diyoruz. Dilerseniz diledalarla pompon dansı yapın, diliyorsanız sadece kenarda durun izleyin diyoruz. Ama bir şekilde gelin ve destek olun diyoruz. Ve bu o kadar kuvvetli bir metafor ki bence Türkiye için. Ve ben bunun hayaliyle yaşıyorum. Bunu bir gün Anadolu'nun her köşesine götürüp dönüştürücü gücünü kullanarak bu metaforla bir şeyleri dönüştürmeyi hayal ediyorum. Bu da benim kendi hayal inovasyonum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Melis'e teşekkür ediyoruz. Eşim Can Göztepe Futbol Kulübü'nde yönetici. Malum biz kadınlar için futbolda offside kuralı çok bilinmeyen denklem gibi. Ben Göztepe ilgisinden dolayı offside'ı öğrenmiş durumdayım. Bu vesileyle İzmir'in futbol kulüplerine de acilen sıra dışı çözümler diliyorum. Bir İzmirli olarak Barcelona gelsin ve İzmir'de maç yapsın isterim. Ancak bunun için önce sahaya çıkabilme kapasitesine ulaşmak gerekiyor. İş dünyası, akademik hayat ya da futbol ihtiyaçta, beklentide hep aynı. Temel mesele rekabet yaratabilir olmak. Son panelistimiz arı gibi çalışkan bir akademisyenimiz. Yardımcı doçent Meral Kekeçoğlu, Çukurova Üniversitesi Zooteknik mezunu. Biyometri genetik alanında doktora sahibi. 2009'dan bu yana Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi DAGEM'in müdürlüğünü yürütüyor. Meral bir inovasyonun bir ilçenin kaderini nasıl değiştirebileceği konusunda örnek bir işin merkezinde bal gibi tatlı bu hikayeyi Meral'den dinleyelim. Teşekkür ederim. Herhalde ayağa kalksam daha iyi olacak. Nasıl rahat edersiniz? Öncelikle ben de bu organizasyonu düzenleyen ya da organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Türkiye İhracatçılar Birliği'ne, organizasyonu yürüten takıma çok teşekkür etmek istiyorum. Ve burada değerli zamanlarını ayırarak gelip bizi dinleyen seyircilere de teşekkür etmek istiyorum. Evet, ben Düzce Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Şimdi buraya geldiğimden beri birçok öğretim üyesiyle de çalıştım. Daha doğrusu bilim insanıyla da tanıştım. Ama genelde bakıyorum ODTÜ, Boğaziçi, Amerika'nın şu üniversitesi. Ben böyle biraz kendimi tuhaf hissettim ama yeni kurulan üniversitelerde demek ki güzel bir şeyler yapıyorlarmış. Bunun bir örneğini temsil ettiğim için de mutluyum. Üniversitemiz 2006 yılında kurulmuş olan genç, dinamik bir üniversite. Ve bir özelliği daha var, onu da söylemek istiyorum. Daha önce de belirttim. Türkiye'nin hem en genç hem de bayan rektörüne sahibiz. Bundan dolayı da çok mutluyum. Ben bir inovasyon yapmadım ama bir keşif yaptım. Yani bu keşif bilimsel çalışmalar sonucunda keşfettiğim yeni bir arı ırkı oldu. Ve bu yeni arı ırkı bakın neler değiştirdi. Hep birlikte onun hikayesini dinleyeceksiniz. Üniversitemizin kampüsünden bir resim koymak istedim. Yeni üniversite olmasına rağmen güzel bir kampüs. Çünkü duyuyorum İstanbul'da birçok üniversite var ama yol kenarında sadece bir binadan ibaret. Yani üniversite deyince aklımıza kampüs yaşamı geliyor çünkü. Kampüs yaşamı olmayan bir üniversite düşünemiyorum. O nedenle bu resim koydum.
Evet, Yığılca Arı Ekotipi Düzce ilinin Yığılca ilçesinde yapmış olduğum bir çalışma sonucunda keşfettim. Normal koşullarda doktora çalışmam sadece bu ilçeyi kapsamıyordu tabii ki. Doktora çalışmasında Türkiye'nin 56 lokasyonunu taramıştım. 56 ilinden buradaki arının farklılığını gördük. Ne yönden farklı? Hem genetik hem morfometrik bakımdan farklıydı. Fakat bu yeterli değildi. Çünkü Türkiye'de arıcının istediği genetik ya da morfometrik bakımdan farklılık değil. Arıcı bana ne der yani işte boyu uzun, kanadı uzun, beni ilgilendirmiyor der. O ne kadar bal verdiğine bakar. Sen bana ne kadar bal verdiğini söyle der. Dolayısıyla performans çalışmalarına devam ettik ve performans çalışmaları sonrasında da diğer bir resmi arımızın diğer arı ırklarının Anadolu ve Kafkas ırkının 3 katı bal verimine sahip olduğunu gördük. Bilenler vardır. Türkiye arıcılıkta aslında çok iyi bir konumda. Dünyada hem bal üretimi bakımından hem de koloni sayısı bakımından ikinci sırada. Bu ciddi bir şey. Yani arıcılık Türkiye için çok önemli bir sektör, ekonomik bir sektör. Ama maalesef ki şunu da çok iyi biliyorsunuzdur. Bizim için önemli olan ekonomide birim başına verimdir. Birim başına verim bakımından ne yazık ki çok gerilerdeyiz. İşler acısı bir durum. Yani çok sayıda arıcımız var, çok sayıda kolonimiz var ama bir işe yaramıyor. Nedir bunun nedenleri? Tabii ki başta atadan dededen kalma yöntemlerle arıcılık yapmaları. Ne gördülerse işte babadan dededen onlarla yapıyorlar. Eğitim eksikliği yani. Dolayısıyla hemen bir proje fikri geldi aklıma. Bir proje fikri de değil aslında. Sadece de gönülden yapılmış bir takım faaliyetlerdi bunlar. Ben şu konuda çok hassasım. Arı biyoçeşitliliği tabii ki bir tema ama Türkiye'nin gen kaynakları çok önemli bir konu. Şimdi burada iki gündür inovasyon konuşuyoruz. Yeni bir makine yapımı, yeni bir robot yapımı, yeni bir şeyler çok güzel. Ama şunu gözden kaçıyoruz. Asıl değerlendirmemiz gereken yerel kaynaklarımız, gen kaynaklarımız, bize özel olan şeyler. Birçok şeyi her yerde bulabiliyorsunuz. Kongrelere gidiyoruz, bakıyoruz. Türkiye'den bir farkı yok. International, her şeyi bulabilirsiniz. Kıyafet markası da aynı, herhangi bir şey de aynı. Ama bize özel olan bir gen kaynağı, bize özel olan bir bitki kaynağı ya da geleneklerimiz, göreneklerimiz, yemeklerimiz örneğin, onlar bize özel, bizi farklı kılacak ve diğer ülkeler bazında öne çıkacak şeyler olduğunu düşünüyorum. Şimdi Yığılca arısı farklı bir arıydı ama ne yazık ki Yığılca inanılmaz kötü durumdaydı. Hem sosyoekonomik bakımdan hem de yani sosyal yapı ve ekonomik bakımından inanılmaz geride. Türkiye'de 800 küsur ilçe var. Batı'da olmasına rağmen 749. sırada yanılmıyorsam çok geride. Yani kadın işsizliği, işsizlik zaten haf sahada. Hani biraz önce girişimciliklerden de bahsedildi. Girişimcilik meğerse sıfır sermaye ile yola çıkmakmış. Ve dedik ya bütün öğrenciler ya da bütün çocuklarımız ben doktor olacağım, mühendis olacağım, girişimci olacağım demiyor zaten. Ve köylerde de şu var. Ben bir fabrika bulsam da çalışsam. Yani kırsaldaki durum da bu. Farklı değil. Ya kolay işe kaçma. Ama biz bu yerli gen kaynağını nasıl koruyabiliriz, yani nasıl korumasını sağlayabilirim diye düşünürken iki yol var. Birincisi ya spermiye yumurta dondurarak bilimsel yöntemlerle ya da halkın elinde koruma. Halkın elinde korunmasını sağlamak için tek bir yol var, o da onların ondan para kazanmasını sağlamak. Eğer o arı ırkını bozmadan orada koruyabilmelerini sağlayacaksak tek yol ekonomik gelir sağlamalarını kazanmaktı. Ve ben de bu nedenle kolları sıvadım. Bu arının orada korunması için yörenin kalkınmasında bir itici güç olarak kullanılmasını sağlamaya çalıştım. Fakat sadece tabii girişimcilik ruhu yoktu burada. O kadar çok şey var ki biraz sonra göreceksiniz. Kadın girişimciliği, engelli girişimciliği, hatta çocuk girişimciliği olur mu diyeceksiniz ama o bile vardı. Yerel bir kaynağın ekonomik gelir getirici bir unsura dönüştürülmesi örneğin. Bunun için ilk yaptığım şey tabii ki önce eğitimdi. Ama eğitim öyle uzaktan olmaz. Beşeri kaynak çok önemli. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız insan çok önemli. Hep dinlediğimize görüyorsunuz makineyi insan yapıyor, robotu insan yapıyor, yeni buluşu insan yapıyor. Dolayısıyla insan çok önemliydi burada. Tamam eğitim
bir üniversite olarak eğitim verelim dedik ama bunu uzaktan yapmanız mümkün değil. Hele de kırsaldaki insana uzaktan asla yapamazsınız. Onlara daha yakın olabilmek için Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme Uygulama Merkezi'ni kurduk. Burada gördüğünüz küçük bir bina ki bunu da kurmadık aslında. Atıl durumdaki bir binayı böyle kullanılabilir bir hale getirdik. Yani devletin kaynaklarını ekonomik kullandık. Eğitimler verdik. Arıcılık konusunda bilimsel yaklaşımlarla onları her konuda, ana öğretimi konusunda, arıcılık konusunda eğittik ve sertifika aldırdık. Çünkü ana öğretimi Türkiye'nin en büyük eksiklerinden, kraliçe arı öğretimi ve bu konunun profesyonel yapılması için hem eğitim alınması lazım hem de bakanlık sertifikası alınması lazım. Bunu sağladık. Daha sonra sertifika alan iki kişi girişimcilik ruhunu taşıdıktan sonra ana arı üretim işletmesi kurdu. Kadınları eğittik. Bu çok önemliydi. Neden kadınları eğittik? Aslında hep yaptığım her çalışmanın arkasında bir bilimsel çalışmanın sonucu vardı. Düzce ilince arıcılık veri tabanının oluşturulmasına yönelik bilimsel çalışmamızda şunu gördük. Aslında geri planda işi yapan kadınlardı. Çünkü ne yazık ki Türkiye'nin genel durumu yine arıcılık hobi olarak yapılıyor. Aslında birinci iş olarak yapılmaması zaten belki de kayıplarımızdan biri. Dolayısıyla madem dedik aslında geri planda işi kadınlar yapıyor, o zaman neden kadınlar kendi patronu olmasın? Neden hani erkeklerin arkasında bu işi kadınlar yapıyor? Erkekler işe gidiyor çünkü gündüz. Fakat arı öyle saldım çayıra Mevlam kayıra değildir. Bakım ister, özen ister. Dolayısıyla kadınlarımızı eğittik. Kadınlara bu iş kolunda istihdam edilmesini sağladık. Arının gen kaynağı olarak kullanılması konusunda farkındalık yaratmak için çalıştaylar düzenledik. Uluslararası çalıştaylar. Suni tohumlama konusunda bilgiler verdik. Eğitim, yani sürekli eğitim. Eğitime çok önem verdik. Çünkü dediğim gibi beşeri kaynak en önemli kaynaktı ve bu işi bilinçli yapmak çok önemliydi. Çok güzel bir gen kaynağı var elimizde. Diğer arıların 3 katı bal verimi yapıyor ki bunlar yayınlandı, makale haline dönüştürüldü. Ama kullanmak için biraz da bilgi gerekiyor, eğitim gerekiyor, bu işi doğru yapmak gerekiyor. Her ne kadar elinizde doğru bir kaynak olursa olsun, doğru yapmadığınız, doğru kullanmadığınız zaman bir yere varamazsınız. Ve eğitimlerimiz hep devam etti. Yani bir yerde bırakmadık. Ama şunu gördük, bazen eğitimlere gelmeyenler oluyor. Niye gelmiyorsunuz? Ya hocam yol işte uzun. Hakikaten çok kötü. Yani şimdi İzmir'de ne kadar güzel, her şey çok güzel, lüks, yollar var ama bir gidip de köylere bakın. Ya yürüyemezsiniz. Kırsalda işler acısı yerler var hala. Hala o köyden şehre inmemiş kadınlar var, çocuklar var hala ne yazık ki. Ve bakmayın böyle giyindiğime. Ben spor ayakkabısıyla köy köy gezen çamur, toprak, ayakları bir kişiyim normalde. Görseniz hoca demezsiniz. Yani öğretim üyesi demeye bir şahit ister. Mobil arıcılık eğitimleri vermeye başladık. Bizzat arılıklara giderek hatta kahvehanelerde vermeye başladık. Yeter ki öğrenin dedik bu işi. Doğru öğrenin dedik. Ve diğer yaptığımız bir faaliyet de Yığılca'da bal üretim ormanları kurmaktı. Çünkü arıcılık öyle bir şey ki, işte bir ıhlamur açar, biter, arkasından kestane açar, biter. Ama bitmemesi gerekiyor. Çünkü burada arıyı korumak için dışarıya çıkarmamak gerekiyor. Sabit arıcılık yapılacaksak da sürekli bir nektar polen akım dönemi yaşanması gerekiyor. Bal üretim ormanları kurduk. Zaten Orman Bakanlığı bu konuda çok hassas ve güzel bir olay da buradaki resimdeki olay da aslında üniversite, sivil toplum kuruluşları ve kamunun el ele vermesiydi. Bu da çok güzel bir temaydı. Projenin en güzel temalarından biri de buydu. Tekrar söylemek istiyorum. Projeyi bir yerden kaynak alarak yapmadık. Sadece gönülden yaptık. Sadece el ele verdik, omuz omuza verdik. Ve kadın girişimciliği. En çok önemsediğimiz konulardan biri bu oldu. Hatta gerçekten işler acısı. Burada birçok kızımızın okumalı yazması olmadığını öğrendim sınav yaparken. Arıcılık eğitimleri bittikten sonra sınav kağıtlarını dağıtırken 2-3 kızımız yani söylemiyor da, utanıyor da ama ne yazık ki öyle yani. Okula gönderilmemiş olan kızlar var hala. Evet, gördüğünüz gibi çok genç kızlarımız. İşte yaptığımız bu faaliyetleri dediğim gibi sıfır sermaye ile yaptık. Türkiye'nin ilk defa Avrupa Girişimcilik Ödülleri'ne girdiği sene gönderdik COSGAP aracılığıyla. İlk sene diyorum çünkü şimdiye kadar sadece Avrupa ülkelerini alıyorlarmış. O sene ilk defa Türkiye zorla girmiş ve girdiğimiz ilk sene
Together we can do more, yani birlikte daha fazlasını yapabiliriz sloganıyla hazırladığım arıcılık, baloritim ormanları ve sürdürülebilir kalkınma temalı projemiz birinciliği aldı girişimcilik ruhunun geliştirilmesi kategorisinde. Teşekkür ederim. Evet, yani alkışlarınızdan da duyuyorum. Gerçekten takdire şayan. Ama ne yazık ki ben bu projeyi, ben Avrupa'ya, Macaristan'a gittiğimiz zaman Avrupa Komisyonu'ndan ödülü almaya, ki düşünün ekonomi bakanı falan da vardı jüride, bizi öyle bir karşıladıklar ki projeyi herkes biliyordu. Bir project, bir project diye. O kadar güzel anlamışlardı ki orada ne yapmak istediğimi, bir gen kaynağını yerel kalkınmada, ekonomik kalkınmada ne kadar güzel kullandığımızı. Ama ne yazık ki Türkiye'de anlamadılar. Ne zaman anladılar? Türkiye'de aldığımız ödül. Ancak Sabancı Fark Yaratanı seçildiğimiz zaman, biraz önce arkadaşım da söyledi. Demek ki reklam ne kadar önemli ya da güçlü bir kurumun internet sitelerinde bizim reklamımızı yapması ne kadar önemliymiş, ancak ondan sonra anladılar. Şimdi şurada birkaç cümle yazmıştım. Girişimcilik sıfır sermayeyle yola çıkmakmış. Yürekten yola çıkmak ve inandığın yoldan asla şaşmamak. Dolayısıyla bir söz daha vardı, ben onu da çok sevdim, çok beğendim, o yüzden buraya koydum. Girişimcilik, yani hiçbir şey tesadüf değildir, her şey çok çalışmanın ürünüdür. Evet, yeri geldi, çocuğumuzu, eşimizi ihmal ettik, köy köy gezdik, kapılarına kadar gittik ama sanırım girişimcilik ruhu varmış bende de. Yani yeter ki, öğrencilere de seslenmek istiyorum, aslında hocalara da belki, girişimcilik aslında var bütün hepimizde de onu ortaya çıkarmak sanırım önemli olan. Ki biz bu küçük ilçede, ekonomik bakımından çok geri kalmış bir ilçede bunu yaptık. Girişimcilik ruhunu ortaya çıkarmaya çalıştık. Ve dolayısıyla sadece yurt içinde kalmadık, yurt dışında da önümüz duyuldu ki sırf bu arayı görmek için bir safari düzenleyenler oluyor. Şu an her sene bize yurt dışından arı sevenler geliyor, ziyaret ediyor sırf bu arıyı görmek için. Yani artık arımızı herkes tanıyor yurt dışında da. Bununla da kalmadık. Dedim ya, her şey, benim yaptığım her şey bir bilimsel çalışmanın bir sonucu. Düzce'nin'deki arıcılık veri tabanındaki gördüğüm profillerden biri arıcılık yapanların 50 yaşın üstünde olmasıydı. Bu ne demektir? Bu sektör gelecekte ölecek demektir. Zaten şurada gençlerden kime sorsam asla arıcılık yapmazlar büyük bir ihtimalle. Ama gelişmiş ülkelerde öyle değil. Arıcılık çok ciddi bir sektör ve cidden yapılan bir sektör. Öyle hobi olarak yapılan bir sektör değil. Çocuklara arıcılığı sevdirmem gerektiğini düşündüm. Çünkü hangi çocuğa sorarsanız sorun, arı deyince sadece sokar ve bal yapar diyebiliyor. Arının asıl önemi o değil. Hani Einstein'ın dediği bir laf var ya, arılar yok olursa işte insanlığın 4 yıl ömrü kalır. Doğru. Çünkü polinizasyon açısından arı çok önemli. İşte çocuklarda bu farkındalığı yaratmak ve biraz arıcılık mesleğini tanıtmak da benim derdim. Ve TÜBİTAK destekli Arı Biziz, Balda Bizdedir projesi. Türkiye'nin ilk çocuk projesini yaptık. Ve her sene Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme Uygulama Merkezi'nde 100'e yakın öğrenci geliyor. Ve bir yaz kampı yaşıyoruz. Birlikte kovana gidiyoruz, arı ailesini tanıyoruz. Yani o korkan çocuklar arıyı eline alıyor, artık korkmaz duruma geliyorlar. Arının aslında sadece bal yapmadığını ve yalnızca sokma davranışının kendisini savunmak için olduğunu öğreniyorlar. Ve kovandan sofraya o balın nasıl oluştuğunu görüyorlar. Bal fabrikasına gidiyoruz en son aşamasında. Bal hasadı yapıyoruz birlikte, hep birlikte. Şurada gördüğünüz gibi birlikte bal hasadı yapıyoruz. Buradaki olay da çevreye verdiğimiz zararlar, işte tarımsal ilaçların arıya nasıl zarar verdiğini anlatmak için drama çalışmaları yapıyoruz. Doğada geziyoruz. Evet, bu tür projelere devam ediyoruz. Ama bununla da yetinmedik tabii ki. Daha sonraki aşamalarda, şimdi İstanbul'dan geliyorlar, ben diyor arıcılık yapmak istiyorum diyor. Güzel, ama İstanbul'da arıcılık yapabilir misiniz? Kovanınızı koysanız bahçeye, yan komşu şikayet eder, çocuğumu soktu diye. Bunu çok duyuyorum, hatta mahkemelik oluyorlar. Hocam diyor, siz diyor hani keşfedebilir misiniz, mahkemelik olduk, hangi arı soktu? Yani çok zor bir iş. Daha sonra Avustralya'dan misafirlerim geldi, internetten takip etmişler.
urban arıcılık, urban beekeeping, yani şehir merkezinde arıcılık yapıyorlar. Çünkü Avustralya'da kentten şeye, geriye bir dönüş var. Köylere bir dönüş var. Urban arıcılık yapabiliyorlarmış. Nasıl yapabiliyorsunuz? Çünkü orada ıslah ve seleksiyon yöntemleriyle arıyı iyileştirebiliyorlar. Ha, ne yapabiliriz? O zaman İstanbul'da da arıcılık yapmayan isteyenler için ıslah ve seleksiyon yöntemleriyle sokmayan arı olarak çıktı. Yani mülayim arılar oluşturduk. Artık o mülayim arılar, burada gördüğünüz gibi bilimsel çalışmaları yaptık. En az iğne bırakanlardan, erkeklerinden sperm toplayarak, çiftleşmemiş dişilerle çiftleştirerek laboratuvar ortamında, yani bir nevi tüp arı yaptık. Artık mülayim tüp arılarımız var, tüp bebek gibi. Ve aynı zamanda bununla da kalmadık. Arıcılıkta arı hastalıkları ciddi bir problem. Ve arıcılıkta arıcıların en fazla para harcadığı alan ve sizin de antibiyotikli bal yemenize neden olan sorun. Bu antibiyotik kalıntısı, daha geçenlerde bal analizi yaptık. Tetrasiklin ve sulfanamid grubu, bir sürü antibiyotik çıktı. Bunu nasıl önleyebiliriz? Ancak arı hastalıkları yönünden arıları iyileştirerek, yani hastalıkları dirençli hale getirerek. Bu projemizde de arıları hijyenik davranış bakımından iyileştirdik. Çünkü davranış genetiksel arılarda. Ve bu davranış bakımından iyileştirdiğimiz arılar artık hastalıklara daha dirençli. Dolayısıyla arıcının da daha az antibiyotik kullanmasına neden olacak bir proje. Evet, benim anlatmak isteyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Bu müthiş hikayeler için Ayça, Melis, Meral'e teşekkür ediyoruz. Türkiye'de kadının siyasete, iş hayatına, sivil toplum kurumlarına ve her alanda yönetime katılımda ciddi sorunlar olduğunu biliyoruz. Ama hedeflerimize ulaşmak için bu sorunları hızlıca aşmamız gerektiğini de biliyoruz. Bu bariyerleri aşmak ve zamanın ötesine geçmek için çoğu zaman sıra dışı davranışlara ihtiyacımız var. Bugün üç değerli isimden üç değerli hikaye dinledik. Bitirmeden çok kısaca her üç panelistimize kısaca cevaplamaları kaydıyla şu soruyu sormak istiyorum. Kişisel başarı yolculuğunuzda 2023 yılında kendiniz nerede görmeyi hayal ediyorsunuz? Kısa kısa lütfen, çok az vaktimiz kaldı. 2023'e 7 sene var. 7 sene bilimsel araştırmalar için aslında çok kısa bir süre. Bizim şu an ilgilendiğimiz, ekibimizle ilgilendiğimiz iki proje var. Birisi beyin hücrelerinin oluşumu, diğeri kök hücreler. Kök hücrelerle ilgili beyin tümörlerinde çalışıyoruz. Yeni hücrelerin oluşumuyla ilgili de Alzheimer hastalığı üzerine çalışıyoruz. Yani bu her iki hastalığa da, Alzheimer ve beyin kanserleri, bir tedavi bulabilme yolunda ilerlemiş olmayı umuyorum. Bu sıralar liselerde konuştuğum öğrenciler de 7 sene sonra üniversiteyi bitiriyor olacaklar. Onları da ekibimde görmek istiyorum. Bu da hedeflerimden biri. Teşekkürler. Melis. 2023 deyince benim de aklıma tabii hemen kalkınma geliyor. Orada da OECD değerleri var. Kadının istihdama katılımı OECD ülkelerinde %55-65 arasında. Ülkemizde yaklaşık biliyorsunuz %25 civarlarında. Ya ben böyle hayallerle çalışan bir kadının kafası biraz. Böyle bir önceki panelist de şey demişti zaten. Girişimci müşterinin beklediğini değil de beklemediğini verir demişti. Bence de öyle. Ben öyle bir ülke hayal ediyorum ki burada hakikaten kadınlar da istihdama eşit oranla katılsın. Hakikaten kızlar sahada Türkiye'nin dört bir yanında olsun. Yurt dışına da açılmış olsun. Benim bir kızım var şu anda, içeriden sizi seyrediyor. Hiç bu kadar çok insanı görmemişti bir arada. Şaşırıyordur büyük ihtimalle. O boss mu bossi mi ne istiyorsa kendisi ona olmayı tercih etsin. Ön yargılarla değil de kendi istediği gibi büyüyebilsin. Ve böyle bir ülkede yer alsın. Benim hala bu ülkeye çok güvenim var ve ben burada kalacağım. Değiştirmek için, bir şeyleri dönüştürmek için burada olacağım. Benim hayalimde kotalar var. Ben kotalara çok inanan bir kadınım. Herkesin kendi kotalarını koyduğu bir 2023 hayal ediyorum. Bu kimisi için bayan demek yerine kadın demekle başlayabilir. Kimisi için belki sadece iş yerine iş alımı yaparken iki adaydan bir tanesinin kadın olma koşulu olması olabilir. Ben mesela yaptığım bütün satın almalarda %50 girişimci, yeni girişimciden satın alma yapıyorum şu anda şirketimde. Bu bir kota benim kendime koyduğum.
yine o dünyamızda, yani 2023'e geldiğimizde herkesin kendi kotalarının olduğu bir Türkiye hayal ediyorum. Kendine koyduğu hedeflerinin olduğu, kadının daha geliştiği, kadının istihdama daha çok katıldığı bir Türkiye hayal ediyorum 2023'te. Çok şey hayal ediyorum. Teşekkürler. Yapacağız, hep beraber yapacağız. Meral. Şimdi aslında ben hep diyorum, aslında arıcılık yapan belki yoktur ama arıcılık mesleği bir aşktır. Ya arıya bulaştığınız zaman onu bırakamazsınız. Dolayısıyla arı benim için bir aşk. Mesleğimi çok seviyorum, yaptığım işi çok seviyorum. Belki de güzel başarılı işler çıkmasının nedeni bu. Ama şimdi buradaki arkadaşları da görünce herkesin severek yaptığı işin galiba bir aşk olduğunu gördüm. Öyle gözüküyor. Benim de tabii hayalim arıcılıkla ilgili olacak. Yurt dışına gittiğimde şey gördüm, böyle genç kızlar geldi, işte orayı ziyaretimizde. Ben de manken falan zannettim, o kadar güzeller ki. Meğerse kızlar arıcılık yapıyormuş. İnsan ileride inşallah Türkiye'de de böyle güzel genç kızlarımız bile arıcılık yapıyor olur. Kişisel olarak hayalimde arı genom projesi. Biraz önce de söylediğim gibi her şey genler tarafından kontrol ediliyor ve hastalıklara ilişkin genleri ya da diğer genlerini tespit edip bir saat anında, yani bir saatlik bir süreçte genetik yöntemleri biliyorsun, anında teşhis koyup al işte arın şu ya da bu hastalıklara dirençli diyebilmek. Teşekkürler. Samimi cevaplar için teşekkür ediyorum. Hepinize sıra dışı güzellikler, sağlık, başarı dolu yıllar diliyorum.